Kanal 56 Ana Haber'den, haberin merkezinden hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç Siirt'e geldi. Kurtalan ilçesinde bir vatandaşımızın düğününe katılmak üzere elimize gelen Sayın Kılıç, Siirt Valisi Ahmet Aydın'la makamında görüştü. En yüksek yargı oranı olan Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Haşim Kılıç Siirt'te. Yarın Kurtalan ilçesine bağlı Zokeyde beldesinde Selim Seven adlı bir vatandaşımızın oğlunun düğüne katılmak üzere Siirt'e gelen Kılıç, Vali Ahmet Aydın'la birlikte Cuma namazını Anadolu Selçuklu mimarisinin günümüze kadar gelen özgün eserlerinden biri olan Ulu Cami'de kıldı. Kılıç daha sonra valiliğe geçti. Valilik önünde polis tören mangası tarafından karşılanan Kılıç burada şeref defterini imzaladı. Valilik makam odasında Vali Ahmet Aydın'la bir süre görüşen Kılıç, burada yaptığı açıklamada uzun bir süreden beri Siirt'e gelmek istediğini belirtti. Siirt'te olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kılıç şöyle dedi. Ben de Siirt'e gelmekten dolayı çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum bu zahmetleriniz için. Biz aslında doğrusu çok uzun bir süredir ihmal ettik Siirt'i. İlk defa geliyorum ben de. Siirt'ten önce biz çok tarihi derinlikleri olan bir yerimiz Siirt. Ve çok büyük farklılıkları içinde barındıran ve bu farklılıkları barış içinde yaşatan bir yerimiz. O yönüyle Siirtlilere her zaman şükran duygularımızı ve memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Ben Siirt halkına bu vesileyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımızı Siirt'te gördüğünüz gerçekten hem şahsım adına hem de Siirtler adına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Siirt halkı sizi çok seviyorsa gerçekten yani camide gördük, Allah razı olsun. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Efendim, sağ olun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ilimize gelerek daha sonra Siirt Akademi'yi ziyaret etti ve ardından Tilla ilçemize geçti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, Siirt Valiliği ve Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen Siirt Akademi'yi ziyaret etti. Ulus Mahallesi'nde eski Saraçoğlu Çocuk Yuvası'nda faaliyet gösteren akademideki yürütülen kurs çalışmaları ve diğer faaliyetler hakkında bilgi alan Kılıç, akademiyi gezdi ve öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Gençlerimizden birimiz bu. Gençlerimizden birimiz bu.
Çocuklar nasılsınız? İyiyim. Maşallah. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi görünce çok iyi oldum. Evet. Nasıl, memnun musunuz buradan? Evet. Çok. Bir şikayet yok değil mi? Yok. Çok güzel. Çok güzel. Şikayetiniz varsa bak Sayın Valimiz burada, hemen iletelim. Yok. Hocam nasıl, çok güzel. Birinci basamaktan 250 puan. 250 mi? Evet. İyi, hadi bakalım. Sizleri nöbete bekliyoruz. Biz de artık yavaş yavaş emekli olacağız. Bizlerin yerine sizler geçeceksiniz. Bu ülkeyi sizler idare edeceksiniz. Ülkenin sizler geleceğisiniz. Tebliğatısınız. Onun için biz de sizleri büyük bir heyecanla bekliyoruz. Sizleri, daha doğrusu emin ellere teslim etmek istiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. İçerinizi bozmayın. Yani önemli olan iç dünyanızda çok arzu edebilmek. Eğer bunu arzu ediyorsanız başarmamanız için hiçbir sebep yok. Mutlaka gelir. Yeter ki hedef koyun önünüze. Bu hedefe doğru koşun. Eminim bu hedefe elinde yüksün ulaşıyor. İçeriniz olmasın. Tabii. Hepiniz yarın hukukçu olacaksınız, doktor olacaksınız, öğretmen, polis, her şey olacaksınız. Bu devleti sizler yöneteceksiniz inşallah. Ya da özel sektörde büyük iş açılan var, iş kadını olacaksınız. Peki, ben size başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Hadi bakalım. Serdar. Serdar. Kaçın sene çalışıyorsunuz? 19. Maşallah. Sen türkü mü söylüyorsun? Sesin güzel mi? Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, akademiyi ziyaretinin ardından Tilla ilçemize geçerek burada bulunan tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti. Geceyi Siirt'te geçirecek olan Kılıç, yarın da Veysel Karani beldesini ziyaret edecek ve Zokayde beldesindeki düğüne katılacak. Sordum suan etti, dedi nişanlı, var mı benim gibi batı karalı. Garip anam yarim, dayanamadım. Sabahın ötesi baykuş ötüyor. Geceler boyunca dayanamıyor. Bana ölüm haberini veriyor. Garip anam yarim, dayanamadım. Bir yar sevdim, bir yar kuyruğu etadı. Sordum suan etti, dedi nişanlı, var mı benim gibi batı karalı. Garip anam yârim, dayanamadım. Sabahın ötesi baykuş ötüyor. Geceler boyunca dayanamıyorum. Bana ölüm haberini veriyor. Garip anam yârim, dayanamadım. Bravo. Bırakma, terk etme beni. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere.
atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Fotoğrafımızı çekin bakayım be. Resim çekin bakayım. Bunlar hepsi birbirimize güzel. Hadi başaralım. Sağ olun. Sağ olun. PTT Siirt Müdürlüğü organ bağışı konusunda vatandaşlara teşvik için bağış masası kuruyor. Hayati önem taşıyan ve insani görevlerimizden biri olarak addedilen organ bağışı için PTT İl Müdürlüğü kolları sıvadı. PTT Merkez binasında başlatılan çalışmayı Kanal 56 kameraları sizler için görüntüledi. PTT Siirt Müdürlüğü organ bağışı konusunda vatandaşları teşvik ediyor. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile yapılan işbirliği ile her ay bir gün PTT Merkez binasında organ bağış masası kuruluyor. Devlet Hastanesi'nden gelen görevliler gün boyu PTT'ye gelen vatandaşları organ bağışı konusunda aydınlatıyor. Gönüllü organ bağışçısı olan vatandaşların da kayıtlarını yapan görevliler bu konudaki soruları da cevaplandırıyor. Eşinin adı ne? Şükrü Bey. Abdülcelil. Abdülcelil. Zerrim şekil dostum. Kameralarımız bu çalışmayı görüntüledi ve görevliler ile vatandaşların görüşlerini aldı. Birlikte organ dokunaklı koordinatör olarak görev yapmaktayım. Biz Sağlık Bakanlığı ve Postane ile yapmış olduğumuz protokol gereği her ay gelip postanede stand açıyoruz. Halkı bilinçlendirmek ve organ maaşını artırmak için da gönüllü olarak görev yapıyoruz. Ya ilk seferde tabii ki korkuları oluyor. Hani ölmeden mi bu organlar alınacak diye bir korkuları oluyor ama biz bunun böyle olmadığını açıklıyoruz. Kesinlikle beyin ölümünün olması gerektiğini açıklıyoruz. Tabii anlatabildiğimiz kadar. Sağ olsun postane görevlileri de bize yardımcı oluyor bu konuda. Dil konusunda sorun olduğu zaman bunu aşıyoruz. Ama talepler, istekler güzel. Yani bu konuda hiçbir şey olmasa bile öğrenmek istiyor ne olduğunu. Ya biz Ocak ayından beri bu işlemi yapıyoruz. Öncesinde sayı çok daha azdı ama yaklaşık 40'a yakın bir bağış oldu. Yani o oran güzel. Tabii yani organ bağışında bulunmak demek hani ben organlarımı vereyim. İşte sadece kendini düşünmüyorsun. Yarın evvelsi gün bize de lazım olabileceğini, hani biz de bu organ bekliyor pozisyonda olabileceğimizi hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani sadece kendimiz için değil, çoluk çocuğumuz için ya da eş dostu için de bu organlar lazım olabilir. O yüzden bu bağış arttığı sürece şu anda diyalizde bekleyen bir sürü hasta var. Hani bu hastalar için bir umut ışığı olacağını düşünüyorum. Ya işte bu konu güzel. Bağışlamak istediği zaman hani sormuyor. Hepsini vereyim diyor. Ya da vermek istemeyen hiçbirini vermiyor. Bazıları yüzü istemiyor. Yüz daktilin olmasını istemiyor ama genelde iyi. Vermek isteyen bütün organlarını bağışlamak istiyor. Ben Siirt Postanesi'nde havale memuru Hikmet İnan. Ben de tüm organlarımı bağışladım. Ve Siirt halkını organ bağışlamayı hepsine genellikle söylüyoruz. Vatandaşlarımız buna karşı duyarlı. İnşallah yardımcı olmuşsak ne mutlu bize, Sağlık Bakanlığı'na. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Siirt Belediyesi çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucunda yakalandı. Operasyon sonunda Suriye'den geldikleri anlaşılan dilenciler Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kurulan mülteci kamplarına gönderildi. Siirt kent merkezinde son günlerde sayıları artan dilencilere yönelik Siirt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Siirt kent merkezinde bulunan hastane, cami ve işlek caddelerde çevre illerden ve Suriye'den geldiği belirtilen dilencilerin sayısının artması ve Siirtli vatandaşların insani ve dini duygularını istismar ederek para alan dilencilere yönelik Siirt Belediyesi zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Her
paketine kesinlikle yakalamıştı. Çok büyük. Yapılan operasyonlar sırasında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 dilenci dilendikleri yerden kaldırılarak dilenmenin yasak olduğu ve konusunda uyarılırken kent dışından geldiği öğrenilen çok sayıda dilenci memleketlerine gönderildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin dilencilere yönelik operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Ünlü sanatçısı ve aynı zamanda Siirtli hemşerimiz olan Hakan Altun'un söz ve müziğini yazdığı Siirtli Bir Yer Sevmişim şarkısını seslendirecek olan ünlü sanatçı Murat Kurşun, klip çekimlerini ilimizde yaptı. Ses sanatçısı ve aynı zamanda Siirtli hemşerimiz olan Hakan Altun'un söz ve müziğini yazdığı Siirtli Bir Yer Sevmişim şarkısını seslendirecek olan ünlü sanatçı Murat Kurşun klip çekimlerini ilimizde yaptı. Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan albümünün hazırlıklarına başlayan Murat Kurşun, çıkış parçası olan Siirtli Bir Yer Sevmişim şarkısının klip çalışmalarını Veysel Karahane, Rasul Hacar, Tillo ve ilimizin çeşitli yerlerinde çekti. Siirtli bir yâri sevmiştim, eller onu ayırdı canımdan. Onun için canımı verdim, bize kıyanlar bulsun Mevla'na. Siirtli bir yâri sevmiştim, eller onu ayırdı canımda. Onun için canımı verdim. Ekibiyle birlikte ilimize gelen Murat Kurşun kameralarımıza yaptığı açıklamada, "Biz albümde Siirt'e bir sürpriz yaptık. Hakan Altun'la beraber güzel bir düet yaptığımız bir şarkı ve bestesi de Hakan Altun'a ait. Güzel bir çalışma oldu. Siirt'i ilgilendiren bir şarkı olduğu için klibini de Siirt'e çekmek istedik. Ben de Mardinliyim. Arapça, Kürtçe biliyorum. Bütün şehirler benim için birdir. Çok güzel bir klip oldu. Veysel Karahane ile başladık, Veysel Karahane ile bitirdik." Veysel Karahane kıble nezdi, fesat bilmezdik. Aşka boynumuz kıldan inceydi, günahsız sevdik. Ben ağlarım, yârim ağlar, ağlasın aşka kıyan. Sevgili Hakan Altun'la beraber güzel düet yaptığımız bir şarkı, zaten bestesi de Hakan Altun'a ait, biliyorsunuz o da Siirtli. Güzel oldu, ortak fikir güzel oldu. Dedik ki klibinde gerçek yerinde çekelim, yani Siirt'te çekelim. Ben de sonuçta Mardinliyim, Siirt'e çok yakın bir yer. Ben de Arapça biliyorum, Kürtçe biliyorum, fark etmiyor. Bütün şehirler benim için birdir. Çok güzel bir klip oldu. Veysel Karahane'yle başladı, Veysel Karahane'yle bitti. Güzel yerlerden, Tüllo köyünden, sağdan soldan güzel şeyler aldık, resimler aldık, güzel çekimler yaptık. Bu benim 9. albümün çıkış şarkısıdır ve çok güzel, müthiş bir şarkı oldu. Siirt halkı dinleyecek zaten. İlk defa Siirt'le ilgili bir türkü yapıldı ve bundan, yani 50 sene de geçse, 100 sene de geçse, Siirtli Bir Yar Sevmiştim hep çalacak bir şarkı oldu. Çünkü o sizin şarkınız oldu. 15 güne kadar Allah kısmet ederse, bir hafta 10 güne kadar klibimiz yayınlanacak. 15 güne kadar albümümüz çıkacak. Ben de sana
7 Kasım 2013 tarihinde saat 14.30'da Pervari Halk Eğitim Merkezi salonunda ÇED sürecine halkın katılımı toplantısı yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ilimiz Pervari ilçesi Sineber Deresi üzerinde konuklu enerji elektrik üretim anonim şirketi tarafından yapılması planlanan Ilısu Rigoratörü ve HES Kaya Malzeme Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla toplantı yapılacağı bildirildi. Söz konusu projeyle ilgili olarak 07.11.2013 tarihinde saat 14.30'da Pervari Halk Eğitim Merkezi salonunda ÇED sürecine halkın katılımı toplantısı yapılacağı kaydedildi. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ligde zor günler geçiren Siirt Spor'a MedLife Hastanesi yönetimi tarafından moral yemeği verildi. Yemek sonunda konuşma yapan MedLife Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Üstün ilginç prim vaadinde bulundu. Üstün, Kızılca Bölük maçında atılacak her gole karşılık altınla ödüllendirilme vaadinde bulundu. İlimizdeki 3 özel hastaneden birisi olan MedLife Hastanesi, Siirt Spor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcularına bir moral yemeği verdi. Hastanenin yönetim kurulu ve tüm Siyahat Siirt Şube Başkanı Cengiz Üstün futbolculara bu hafta oynayacakları Kızılca Bölük Spor maçını kazanmaları halinde atacakları gol sayısına göre prim vaat etti. Hastanede verilen yemekte konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Siirt Spor'u bu yıl çok zor şartlar altında lige hazırladıklarını ve iyi sonuçlar aldığını belirtti. Birlikte olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Pala, daha önce de söylemiştim, futbolculara moral yemeklerinde bir araya geleceğiz diye. Bu tür etkinlikler moral açısından çok önemlidir. Siirt Spor'un sahiplenmeye ihtiyacı var. Böylesine anlamlı bir yemekte birlikte olmak gerçekten güzelliklere ve daha hayırlara vesile olacaktır. Bundan önceki yemekte hepiniz biliyorsunuz bir araya gelmiştik yine. Ve ben şunu söylemiştim, bu ilk bir araya geliş yemeğimiz, bundan sonra da daha yeni birlik beraberlik vesilesi olacak şekilde artacaktır, çoğalacaktır ve örnek bir şey, bir davranış olacaktır dedik. Sağ olsun yine Cengiz Beyler de bu örnek davranışa yeni bir halka ekleyerek bu şekilde bir yemeği organize etmeyi uygun gördüler. Kendilerine yine çok teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Siirt Spor kayyumlarından Mehmet Nezir Öztaş yaptığı konuşmada MedLife Hastanesi yetkililerine teşekkür ederek bu tür etkinliklerinin önemine değindi. Basın mensupları, bu daveti tertipleyen MedLife ailesine çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Dolayısıyla bu kaynaşma için yemek bir bahane, kaynaşma adına güzel bir örnek bu. Bunun devamını bekleriz. Kimden? İşte iş adamlarından, kurumlardan bunu bekleriz. Biz her ne kadar kayyum olarak atandıysak, arkamızda burada işte Siirt'in tamamını görebiliyoruz. Bunun bir örneği de burada. Devamını bekleriz. Teknik direktör Ahmet Erten de yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin moral açısından önemli olduğunu söyledi. Ben de teknik heyet ve futbolcularım adına bu yemeği tertipleyen Sayın Cengiz Bey, Sayın Valim katıldıkları için tüm iş adamlarına herkese teşekkür ediyoruz. Böyle gecelerin, böyle yemeklerin tabii bizler adına bir destek olduğunu biz hissediyoruz. Yani kendimizi yalnız hissetmiyoruz buralarda çünkü yani takım olarak gerçekten sıkıntılarla başlayan bir takım olduğu için kendimizi ilk başlarda çok yalnız hissediyorduk. Ama böyle geceler, böyle yemekler olduğu zaman arkamızda işte iş adamlarının, insanların olduğunu hissedebiliyoruz. Bu da bize ayrı bir güç veriyor. İnşallah böyle geceler her zaman olur. Yemekte daha sonra Kaptan Erkem Kurt ve diğer futbolcular birer konuşma yaparak MedLife Hastanesi yetkililerine teşekkür ettiler ve bu tür etkinliklerin diğer iş adamlarına örnek olmasını dilediler. Değerli iş adamlarımız, Cengiz abimiz, çok teşekkür ederim Cengiz abi bu yemeği düzenlediğiniz için. Allah razı olsun, bizim böyle şeylere, tesliklere ihtiyacımız var. Maddi, manevi. Bazı sorunlarımız da var. Bizim yanımızda olsanız çok güzel olur.
Herkese çok teşekkür ederim. Hastanenin genel müdürü Bülent Çöner, davetlilere katılmalarından dolayı teşekkür ederek, yönetim kurulu başkanı Cengiz Üstün'ün de bu hafta oynayacak Kızılca Bölük spor maçı için prim vaat etti. Futbolcuların başarılı olmaları için desteklenmeleri gerektiğini belirten Üstün, Kızılca Bölük spor maçının bir farkla kazanılması halinde 36 futbolcuya birer çeyrek 2 gol fark kazanılması halinde yarım ve 3 gol farkla kazanılması halinde de birer altın vermeyi taahhüt etti. Bu maç mı önemli? Sen evet. Bu maç mı? Evet. Tamam. Şimdi futbolcu sayımız kaç? 36. Abi teklifini aldım. Ben bunu üzerime aldım. Öbür bütün konuklarımız adına konuşuyorum. Aynen abi. 3 puanla gelseler çeyrek altın. 2 gol fark atsalar yarım altın. 3 gol fark atsalar tam Cumhuriyet altını veriyor. Efendim benden bu kadar. Hepinize saygılar. Yemeğe futbolcuların yanı sıra bazı iş adamları ve kamu kurum müdürleri katıldı. Katılan iş adamları Beşir ve Barış İlçin kardeşler Berden Oteli sahibi Barış Erden de yer aldı. Siirt gündemine dair en sıcak gelişmeleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.